Merhaba. Hemen altını çizelim ki Türkiye A milli futbol takımı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çok iyiydi. Çeyrek finale kadar yükselmesi tesadüf değildi. Ve çeyrek finalde Hollanda'yı rahatlıkla geçecek sportif meziyetleri vardı. Ne derseniz deyin ister kör talih, ister Hollanda kalecisinin becerisi, ister Erdoğan uğursuzluğu. Yazık oldu fakat çok iyi maçtı. Milli takım turnuvaya heyecan kattı sağlam, sakin ve bilinçli oyunuyla göz doldurdu. Oynanan futbol umut verdi. Ve evet, bu veda erken oldu. Genç jenerasyon çok yetenekli. Golcü sorunu da çözülürse takım tamam olacak. Kupada Türkiye namına futbol kadar akılda kalan bir diğer gündemse Bozkurt Selamı oldu. Avusturya-Türkiye maçında A milli futbol takımını çeyrek finale taşıyan iki gole imza atan Merih Demiral'in maçın bitiminde iki elini havaya kaldırıp bozkurt selamı yapması o gün bugündür gündem. Sahada yıldızlaşan bir futbolcunun sportif başarısından çok bunun mevzu olması bile düşüncesizce bir eylemi işaret ediyor. Kapıkule'nin Türkiye tarafında bu meşru bir siyasi sembol veya işaret olarak kabul edilebilir. Sınırın ötesinde kimi ülkede lüzumsuzluk, kiminde kabahat, kiminde ise suç tarifine giriyor. Son tahlilde profesyonelliğin mühim açık verdiği ve bu vizyonun A milli takım oyuncularına geçirilememiş olduğu sonucu çıkıyor. Öteden beri siyasi cinayetlerin faillerinin sığındığı, başvurduğu bir semboldür Bozkurt selamı. Tarihi çok eski değildir. Alparslan Türkeş'in 1991'deki Azerbaycan seyahatine dayanır. Türkeş karşılamaya gelenlerin kendisini Bozkurt işaretiyle selamladığını görünce bu pek hoşuna gitmiş Türkiye'ye ithal etmiştir. Ve fakat 30 yıl sonra bu sembol artık çetelerle, faili meçhullerle anılmaktadır. Sonuncusu Sinan Ateş cinayetidir. Onunla devam edelim. Dava 1 Temmuz'da Sincan'da başladı. 5 gün gündemi kendine kilitledi ve mahkeme ara kararla 10 sanığı tahliye etti. Sonraki duruşma tarihi 19 Temmuz olarak verildi. Parti genel başkanları adeta günleri paylaşmış gibi sırayla salonda boy gösterdi. Öyle ki genel başkan yardımcısı düzeyinde duruşmaları gün gün takip eden nöbetçi isimler vardı. Medya mahkeme önüne adeta kamp kurmuş, sanıklardan biri bir başkasına göz kırpsa dahi atlamıyor, canlı yayınla dünyaya servis ediyordu. Şahane değil mi? Günü birlik bakarsanız öyle. Olması gerektiği gibi. Gel gelelim ülkenin dava takip sicili pek böyle söylemiyor. Hemen akla gelen bir kaçını hatırlatayım. 15 Temmuz duruşmaları, Ankara Gar katliamı davası, Geze eylemi davası, Kobani olayları ve Suruç davaları mesela. Bu davaların hepsi Sinan Ateş davasından çok çok daha büyüktü. Ne içerideki sanıklarla ilgilendiler ne de dışarıdaki kurbanlarla. Birkaçı müstesna masum olduğunu bildikleri cezaevindeki tutukluları ziyaret etmediler. Bitmedi. Soma maden faciası davasını takip etmediler. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş depremlerinin enkazı orada duruyor. Seçimden sonra unuttular. Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı. Kısa açıklamayla geçiştirdiler. Umarım yanılırım. Sinan Ateş davasının popülaritesi azaldıkça... Yaslı eşi Ayşe Ateş'in yeri 15 Temmuz'da keskin nişancı ateşiyle eşi ve oğlunu yitiren Nihal Olçok'un yanı olacak gibi duruyor. Nihal Olçok bir bilen olarak şu mesajı paylaşmış X'te. Sevgili Ayşe Ateş, 3 yıl gözümüzün önünde neler yaşandı bir anlatsam size aklınız almaz. Düşünün ki Hakim Bey sana şu soruyu sordu. Ezanlar salalar okunuyor duymadın mı? Sanığın cevabı ben Arapça bilmiyorum ve ne dediğini anlamadım. Sinan Ateş cinayetinin görüntüleri o kadar net ki. Kare kare oynatıyorum sizin için. Tetikçi Eray Özyağcı silahını ateşliyor. Sinan Ateş vücuduna isabet eden mermilerle düşerken kurşunlar devam ediyor. Adli tıp raporlarına göre ölümcül mermi başından girip çenesinden çıkıyor. Yere düştüğü halde tetikçi ateş etmeye yani öldüğünden emin olmaya çalışıyor. Böyle eğitim almış çünkü. Sonra mahkemede ayaklarından vurmaya gittim diyor. Gözlerimize mi inanacağız sana mı? Ne çare? Yargıda işler pek böyle dönmüyor maalesef. Dikkat ettiniz mi? Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Sinan Oğan bile salondaydı. Meral Akşener yoktu. Duruşmalar başladı, ortalık yıkıldı. Tek günden buydu. Akşener, Celal Bayar'ın kızının ölümü için taziye yayımladı. Sinan Ateş davası yokmuş gibi davrandı. Şuna emin olabilirsiniz. Görmezden gelen Akşener değil, devlettir. Ayşe Ateş 3. gün Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir açıklama yaptı. Bu kumpas bunların başına geçecek, devletle tanışacaklar, dedi. Devleti tanıyoruz. Henüz tanışacaklara kolaylıklar dilerim. Dönelim Bozkurt selamına. Milli futbolcu Merih Demiral, Sinan Ateş cinayetine üzülmüş müdür sizce? Bozkurt işaretini açıklarken, gol sevinciyle yaptım, Türklükle alakalı dedi. Pek öyle olmadığını yaşayarak görmüştür sanırım aynı hareketi bir daha yapmaz. Fakat bu ikna olduğu manasına gelmiyor. Milyonlarca takipçisi gibi.